videomuzda birlikteyiz. Bu videomuzda Osmanlı kültür medeniyeti konusuna bakacağız. ÖSYM'nin sorabileceği sorulara birlikte bakacağız arkadaşlar. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Yukarıda özellikleri verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Devlet bu topraklardan vergi almaz, bu topraklar satılmazdı. Halkın sosyal ihtiyaçları bu topraklardan karşılanırdı. İddia toprakları, mukata toprakları, mülk toprakları, vakıf toprakları, miri topraklar. Cevabımız vakıf topraklarıdır arkadaşlar. Vakıf topraklarından halkın sosyal ihtiyaçları karşılanır. Bu topraklardan vergi alınmaz. Ayrıyeten bu topraklar satılmazdı arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımızda arkadaşlar. Osmanlılar'da eğitim öğretim işlerinin yürütüldüğü temel kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? A. Medreseler, B. İmarethaneler, C. Enderun, D. Vakfiye, E. Divanı Hümayun. Cevabımız medreseler arkadaşlar. Osmanlı'daki eğitim kurumları medreselerdir. Temel eğitim kurumları medreselerdir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde başlangıçta nişancıya bağlı görev yaparken devletin siyasi ilişkilerinin artması üzerine uluslararası yazışmaları yapan ve 17. yüzyılda divanın tabi üyesi olan görevli aşağıdakilerden hangisidir? A. Şeyhülislam, B. Defterdar, C. Reisül Küttab, D. Kazasker, E. Kaptanı Derya. Cevabımız Reisül Küttab'dır arkadaşlar. Şeyhülislam dini fetva verme yetkisine sahiptir. Defterdarlar devletin her türlü mali işlerinden sorumlu kişidir. Kazaskerler eğitim ve adaletten sorumluydular. Kaptanı Derya ise donanma komutanına denirdi. Diğer soruya baktığımızda. Yukarıda özellikleri verilen divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? Padişahın emir ve mektuplarına tuğra çeker. Fethedilen toprakların tapu işlerini düzenler. Kanunları çok iyi bildiği için divan üyelerine danışmanlık yapar. Yukarıda özellikleri verilen divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sadrazam, B. Kazasker, C. Nişancı, D. Defterdar, E. Yeniçeri ağası. Cevabımız nişancıdır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde divan yönetiminde en önemli kurum durumundaydı. Devlet güvenliği ile kararlar burada alınır ve büyük davalara bakılırdı. Aşağıdakilerden hangisi? Kadı ve müderrislerin atanmasıyla görevli divan üyesidir. A. Kazasker, B. Defterdar, C. Nişancı, D. Reisül Küttab, E. Kaptanı Derya. Cevabımız Adana arkadaşlar. Kazaskerler, kadıları ve müderrisleri de atarlardı. Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin uygulanmasının aşağıdaki alanlardan hangisine bir katkı sağladığı savunulamaz. A. Kültürel, B. Üretim, C. Ülke savunması, D. İç güvenlik, E. Ekonomi. Cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Kültürel faaliyetlerle tımar sisteminin hiçbir etkisi yoktur. Osmanlı Devleti, Salyaneli adı verilen eyaletlerin de toprak sistemi olarak iltizamı uygulamıştır. İltizam sistemi içerisinde vergi toplayan görevli aşağıdakilerden hangisidir? A. Sahibi tımar, B. Beylerbeyi, C. İhtisap ağaları, D. Kaptanı Derya, E. Mültezim. Cevabımız mültezimdir arkadaşlar. İltizam sisteminde vergi toplayan kişiye mültezim denir. Osmanlı Devleti'nde 1. Murat tarafından kurulan ve 2. Mahmut tarafından kaldırılan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? 1. Murat kuruyor, 2. Mahmut kaldırıyor. A. Hendeshane, B. Yeniçeri Ocağı, C. Enderun Mektebi, D. Humbaracı Ocağı, E. Divanı Hümayun. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı'nı 1. Murat kurmuş, 2. Mahmut kaldırmıştır. Devlet memuru, idareci komutan ve sanatkar yetiştirmek amacıyla kurulan saray okulu aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki anahtar kelimemiz saray okuludur arkadaşlar. A. İptidai, B. Rüştiye, C. Sıbyan, D. Enderun, E. Lonca. Cevabımız Enderun'dur arkadaşlar. Enderun saray okuludur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde dini hoşgörü olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? Örfi hukuk sisteminin uygulanması, hayır. Kadıların halka fazla kaynaşmaması, hayır. Herkesin özgürce inancını yaşaması, evet. Dinsel hoşgörüyü gösterir. Haraç vergisinin adına vergi alınması, hayır. Devşirmelerin yönetimde yer alması, hayır. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde örfi hukuk çoğunlukla aşağıdakilerden hangisine dayanmaktaydı? A. Dinsel kurallara, B. Mecelleye, C. Azınlık yaşayışlarına, D. Geleneklere, E. Adalet fermanlarına. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Örfi hukuk kuralları geleneklere, şer'i hukuk kuralları ise dinsel kurallara dayanırdı. Osmanlı Devleti'nde devletin yazışma işleri ve toprak idaresi ile ilgili işleri takip eden birim aşağıdakilerden hangisidir? A. Defterdarlar, B. Nişancı, C. Vezirler, D. Kazasker, E. Yeniçeri ağası. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Nişancılar devletin yazışma işleriyle ve toprak idaresiyle ilgili işleri takip ederdi. Osmanlı toprak yönetiminde ocaklık denilen araziler hangi hizmet için kullanılmıştır? A. Sınırların güvenliğini sağlamak, B. Başarılı devlet memurlarını ödüllendirmek, C.
C. Padişah kızlarının masraflarını karşılamak. D. Sosyal tesislerin giderlerini karşılamak. E. Kale muhafızlarının ve tersanelerin giderlerini karşılamak. Cevabımız Edirne arkadaşlar, kale muhafızlarının ve tersanelerin giderlerini sağlamak için ocaklık denilen toprak kullanılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde padişahların kullandığı unvanlardan değildir? A. Gazi, B. Han, C. Hünkar, D. Sultan, E. Şah. Cevabımız şahtır arkadaşlar. Osmanlı padişahları şah unvanı kullanmaz. Bir diğer ayrıntıya baktığımızda sultan unvanı önceden 1. Murat olarak verilirdi. Daha sonra değişti. Bu Orhan Bey olarak değişmiştir arkadaşlar. Sultan unvanını Osmanlı padişahlarından ilk kez Orhan Bey kullanmıştır. Divan-ı Hümayun'da gelir gider, yatırım, maliye, bütçe ve para basımı işlerinden sorumluydu. Fatih zamanında sayıları ikiye çıkarılmıştır. Bu görevli aşağıdakilerden hangisidir? Kaptan-ı Derya, Defterdar, Reis-ül Küttab, Yeniçeri Ağası, Müftü. Cevabımız Deniz, Bursa arkadaşlar, Defterdar. Defterdarları günümüzün muhasebecileri gibi görebilirsiniz arkadaşlar. Muhasebeciler de defter tutar. Ondan aklınıza gelsin. Gelir gider, muhasebeci, Defterdar. Osmanlı Devleti'nde donanmanın başkomutanına ne ad verilir? A. Yeniçeri Ağası, B. Kaptan-ı Derya, C. Reis-ül Küttab, D. Nişancı, E. Emirüs Sevahil. Cevabımız Bursa arkadaşlar, Kaptan-ı Derya Osmanlı Devleti'nde donanma komutanıydı. Mimar Sinan'ın yaptığı camilerin çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemlerinin yapılış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişti? Çıraklık eseri Şehzade Camii, kalfalık eseri Süleymaniye Camii ve ustalık eseri ise Selimiye Camii'dir. 3, 1, 2. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına dair fetva veren görevli aşağıdakilerden hangisidir? A. Vezir-i Azam, B. Kazasker, C. Nişancı, D. Şeyhülislam, E. Defterdar. Cevabımız Denizli arkadaşlar, Şeyhülislam divanda alınan kararların İslam'a uygun olup olmadığını dair fetva veren görevlidir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayan halkın elindeki toprağa verilen isimdir? A. Öşri, B. Haraci, C. Dirlik, D. Tımar, E. Zeamet. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Haraci topraklar Müslüman olmayan halkın elindeki topraklara denir. Osmanlı Devleti'nde çıkarılan bir kanunla gayrimüslimlerin de Müslümanlar gibi askerlik yapması belirlenmiştir. Bu kararın uygulanması aşağıda alınan vergilerden hangisinin kaldırılmasına neden olmuştur? Yani diyor ki arkadaşlar, önceden gayrimüslimlerden askerlik yapmamaları şartı alınan bir vergi vardı. Bu kararın uygulanması aşağıdakilerden hangisinde kaldırmıştır? A. Haraç, B. Cizye, C. Gümrük, D. Öşür, E. Anam. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Çünkü cizye gayrimüslimlerin askerlik yapmamaları karşılığında ödedikleri vergiydi. Cevabımız Bursa. Osmanlı'nın toprak sistemine ait yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki verilen seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Geliri hükümdar ve ailelerine ayrılan topraklardır. Hükümdara ait olan topraklara ne diyorduk? Has toprak diyorduk. Has olmayanları siliyoruz. Şahıslara ait olan topraklar mülk topraklarıydı. Askerlere ve devlet memurlarına maaş karşılığı verilen topraklar ise ikta topraklarıydı. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde aşağıda verilen görevlerden hangisinin divan üyeliğine getirilmesi devletin teokratik yapısının güçlendirildiğine kanıt oluşturur? A. Kaptan-ı Derya, B. Vezir-i Azam, C. Nişancı, D. Şeyhülislam, E. Defterdar. Cevabımız Denizli arkadaşlar, Şeyhülislam'ın getirmesi, divan üyeliğine getirmesi devletin teokratik yapısının güçlendiğini kanıttır. Osmanlı Devleti'nde devlete ait miri toprakların boş bırakılması halinde çiftçiye çeşitli cezalar uygulanması aşağıdakilerden hangisine kanıttır? Demek ki üretimde süreklilik sağlanmak isteniyor. Tarımsal üretimin devamlılığını sağlamaya, evet. Miri toprakların çoğunlukta olduğuna, hayır. Çiftçiye ağır cezalar verildiğine, hayır. Özel mülk toprakların çoğunlukta olduğuna, hayır. Toprağın farklı bölümlere ayrıldığına, hayır. Cevabımız Adana arkadaşlar. Üretimde tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak için toprağını boş bırakan çiftçiye cezalar verilirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda toprağın mülkiyeti devlete, işletmesinin köylüye, vergisinin sipahi adı verilen devlet görevlisine ait olması ile oluşturulan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. İskan, B. İltizam, C. Devşirme, D. Haraç, E. Tımar. Cevabımız tımar sistemidir arkadaşlar. Tımar sisteminde toprağın mülkiyeti devlete, işletilmesi köylüye, vergisinin sipahi adı verilen devlet görevlisine verilmesinde bu sistem oluşturulmuştur.
Osmanlı Devleti'nin çiftçilerin toprağa bağlı kalmasını ve üretimde sürekliliği sağlamak amacıyla uyguladıkları ceza vergisi aşağıdakilerden hangisidir? Resmi bennak, haraç, resmi anam, resmi aruz, çift bozan. Cevabımız çift bozandır arkadaşlar. Çift bozan vergisi üretimde sürekliliği sağlamak amacıyla toprağını 3 yıl boş bırakan çiftçiden alınan vergidir. Diğer bir soruya baktığımızda, aşağıdaki topraklardan hangisinin gelirleriyle hayır kurumlarının gereksinimleri karşılanmıştır? Cevabımız vakıf topraklarıydı. Osmanlı Devleti'nde 1860'ta Şinasi ve Agah Efendi'nin tarafından çıkarılan gazetenin ismi aşağıdakilerden hangisidir? A. Takvim Vekayı, B. Tercüman-ı Ahval, C. Muhbir, D. Ceride-i Havadis, E. Tanin. Cevabımız Bursa arkadaşlar, Tercüman-ı Ahval gazetesi Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılmıştır. Divanda hukuk ve eğitim işlerini aşağıdaki görevlilerden hangisi yürütmüştür? Nişancı, defterdar, vezir-i azam, reis-ül kütap, kaz asker. Cevabımız kaz askerdir arkadaşlar. Kaz askerin iki görevi vardı arkadaşlar. Bir, eğitim. İki, hukuk. Kadı, asker. Artı askerdir bunun ayrımı arkadaşlar. Eğitim ve hukuk alanında iki görevli kaz askerdir. Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sanayi inkılabına bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir? Sanayi inkılabının Osmanlı'ya etkisinden bahsedeceğiz. Celali isyanların çıkması? Hayır. Batı tarzı ıslahatların yapılması? Hayır. Askeri ıslahatların yapılması, kapitülasyonların verilmesi, Lanca teşkilatının çökmesi sanayi inkılabına bağlı ortaya çıkmıştır. Çünkü sanayi inkılabında büyük makineler vardı. Lanca teşkilatında küçük el tezgahları zarar görmüştür. Geliri doğrudan devlet hazinesine giden topraklara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Dirlik, mukata, yurtluk, vakıf, ocaklık. Cevabımız mukatadır arkadaşlar. Geliri doğrudan devlet hazinesine giden topraklardır. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki topraklardan hangisi devlete asker sağlama amacıyla ayrılmıştır? A. Mukata, B. Vakıf, C. Haraç, D. Dirlik, E. Mülk. Cevabımız denizde arkadaşlar. Dirlik topraklarından devlete asker sağlama amacı için ayrılmıştır bu topraklar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde bilim ve kültür hayatına katkıda bulunmamıştır? A. Ali Kuşçu, B. İbn Sina, C. İbn Kemal, D. Evliya Çelebi, E. Hazarfan Ahmet Çelebi. Cevabımız İbn Sina'dır arkadaşlar. Çünkü İbn Sina Osmanlı Devleti döneminde yaşamamıştır. Cevabımız Bursa. Osmanlı Devleti'nde askeri ve ticari yolları, geçitleri korumakla görevli askeri sınıf aşağıdakilerden hangisidir? A. Subaşılar, B. Akıncılar, C. Azaplar, D. Derbentler, E. Silahtarlar. Cevabımız denizli arkadaşlar. Derbentler askeri ve ticari yolları ve geçitleri korumakla görevliydiler arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımızda, aşağıdaki topraklardan hangisinin gelirleriyle sınır güvenliği sağlanmıştır? A. Mukata, B. Miri, C. Yurtluk, D. Ocaklık, E. Vakıf toprakları. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar, yurtluk topraklarıyla sınır güvenlikleri sağlanmıştır. Diğer bir soruya baktığımızda, Divan-ı Hümayun hangi padişah döneminde kaldırılmıştır? Divan-ı Hümayun. Arkadaşlar bu konunun kodlamasını yapmıştık. Kodlamayı yukarıda vermiştik. İzlemeyenler izlesin arkadaşlar Divan-ı Hümayun'un kaldırılış kuruluş sürecini. 3. Selim döneminde hayır. 2. Abdülhamit hayır. 2. Mahmut evet. Abdülmecid hayır. Vahdettin hayır. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 2. Mahmut döneminde Divan-ı Hümayun kaldırılıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda halka mesleki eğitim aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Mesleki eğitim loncalarda verilmiştir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Divan-ı Hümayun'da bugünkü anlamda Maliye Bakanı olan devlet memuru aşağıdakilerden hangisidir? Reis-ül Kütap, hayır. Nişancı, hayır. Defterdar, evet. Kaz asker, hayır. Şeyhülislam, hayır. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Defterdar, mali işlerle ilgiliydi. Osmanlı Devleti'nde ilk üniversite aşağıdakilerden hangi ismi taşımıştır? Mektebi Harbiye, hayır. Darül Funun. Darül Kurra, hayır. Mektebi Hümayun, hayır. Darül Hadis, hayır. Cevabımız Bursa arkadaşlar, Darül Fünun. Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi Osmanlı Devleti'nin dağılmasında ve yeni Türk Devleti'nin kurulmasında etkili olmuştur? A. Ulusçuluk, B. Batıcılık, C. Adem Merkeziyetçilik, D. İslamcılık, E. Osmanlıcılık. Cevabımız Adana arkadaşlar, ulusçuluk fikriyle Osmanlı Devleti dağılmış, yeni Türk Devleti kurulmuştur. Bu fikir akımlarını da yukarı koyuyoruz arkadaşlar. İzlemeyenler izlesin, etkili bir şekilde anlayacaktır, faydalı olacaktır.
Osmanlı Devleti'nde dağılmayı önlemek için her türlü din ve ırkın eşitliğini ilkesini uygulanmasını savunan fikir akımı. Her türlü din ve ırkın eşitliği ilkesini savunuyor dersek Osmanlıcılık fikir akımını ele almış oluruz. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nden Balkanlarda en son ayrılarak bağımsız olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, Bulgaristan. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Arnavutluk Balkanlarda en son ayrılarak bağımsız olan devlettir. Gelelim kısa cevaplı sorulara arkadaşlar. Sancak sistemi nedir? Şehzadelerin küçük yaşlardan itibaren sarayda dini eğitime tabi tutulmalarının ardından Lala denilen eğitmenler eşliğinde sancaklara gönderilerek idari ve askeri alanlarda da eğitim almalarını uygulamasıdır. Bu Lala uygulaması Selçuklu'daki ismi Atabey'dir arkadaşlar. Divan Hümayun'un üyelerine baktığımızda Sadrazam, Vezir-i Azam diye de geçer. Padişahın mutlak vekili olup yönetimde padişahtan sonra en yetkili kişidir. Devletin en yüksek rütbeli memurudur. Vezirler daha çok askeri ve siyasal işlerden sorumlu olup Sadrazam'a yardımcı olan görevlilerdir. Defterdar devletin her türlü mali işlerinden sorumlu görevlidir. Kazasker askeri davalardan eğitim ve adalet işlerinden sorumludur. Başkent kadısı hariç kadı ve müderrislerin atamasını yapar. Nişancı, padişah adına yazılan belgelere tuğra çekmek, fethedilen arazilerin kayıtlarını tutmak, yabancı ülkelerle yapılan yazışmaları takip etmekle görevlidir. Reisül Küttab, önceleri nişancıya bağlı bir katipken 17. yüzyıldan itibaren dış işlerinden sorumlu hale gelmiştir. Evet arkadaşlar, Osmanlı kültür medeniyeti de burada sona ermiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Arkadaşlar doğru cevabı bulduktan sonra yanlış olan seçeneklerdeki kelimelerin de ne olduğunu iyice öğrenmeniz sizin yararınıza olacaktır. ÖSYM'nin sorularını çözerken özellikle yanlış cevaplara da bakın. Çünkü ÖSYM dönüp dolaşıp o yanlış şıkkı soru olarak karşınıza çıkarabiliyor. Soruları bu tarzda çözerseniz hem sorunun neden yanlış yapıldığını daha iyi kavrayacak hem de sınavda karşınıza gelince kolay bir şekilde cevaplayacaksınız. Bilgi ağırlıklı sınavlara çalışırken önemli olan bilgileri bir yere not edip bunları sık sık tekrar etmek o konuyu hatırlamanızda yardımcı olacaktır. Bu nedenle soru çözerken yanınıza bir defter alıp bilmediğiniz kelimeleri buraya yazabilirsiniz.